Biz inşallah asiye olmak için erkek veya kadın, erkekler de asiye olmak zorundadırlar. Asiye olmak için çıktığımız yolu sonunda cennete gidilecek bir gayenin yolu olarak kabul ediyoruz. Asiye de ölümle burun buruna geldiğini anladığında ne demişti? Rabbim bana cennetinden bir ev versen demişti. Allah da bunu kabul etmişti. Bütün mücadelemiz, yorgunluk ve yoğunluğumuz cennet içindir. Cennet için yoruluyoruz. Cennet için mücahide kadınlar şehirlerde kaynatan sıcağın altında tesettüre bürünüyorlar. Cennet için mal infak ediyoruz. Cennet için uykusuz kalıyoruz. Her şey cennet içindir. İnşallah da cennetine Rabbimiz bizi kabul buyurduğunda bu yaptığımız işlerin, bu mücadelemizin ve cihadımızın bütün Rabbimizin şeriatına uygun olarak yaptığımız şeylerin ne manaya geldiğini, ne işe yaradığını inşallah orada görürüz.